Herkese merhabalar. 2 haftalık bir aradan sonra yeni bir videoda daha karşınızdayım. 2 haftadır video çekemiyorum, kusura bakmayın. Geçen hafta çok yoğundum, zamanım yoktu. Bu hafta da bademciklerim şişti, ses tonum çok kötüydü. Ses tonum Bursa çocuğuyum diye haykıran abla gibiyken tabii video çekemezdim. Biraz sesim kendine geri gelmez. Bugün bir video çekeyim dedim. Bugünkü videomuzda bahsedeceğimiz parfüm bir Lalique parfümü. Lalique markasına yine kısaca bir bahsedeyim. Lalique markası aslında çok sevdiğimiz bir marka. Niye seviyoruz? Çünkü birkaç nedeni var. Bir, parfümleri piyasadaki parfümlere göre biraz daha farklı, değişik parfümler yapıyorlar. Yani ikinci sebebi fiyatına göre kalitesinin yüksek olması. En çok sevdiğimiz sebebi de tabii ki de piyasa fiyatının çok altında bulunabiliyor olması arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de de çok uygun fiyata bulunuyor. Bugünkü Lalique parfümü çok fazla popüler olmayan fakat son zamanlarda çıkan bir parfüm. Lalique L'Insomnie. Bu öyle tuvalet versiyonu, bir de bunun flanker'ı var. Bu ilk çıkan versiyonu. Yakında çıkan bir parfüm. Açıkça bahsetmek gerekirse bu Lalique markasının Dior Savaş parfümüne bir yanıtı gibi bir parfüm. Ona çok benzeyen bir parfüm ama tabii ki yani birebir kopyası değil. Çok farklı yanları var. Yani Lalique markasının Dior Savaş'a yanıtı niteliğinde bir parfüm. Bunun Dior Savaş'dan farkı yine bunun temel notalarında Dior Savaş gibi bolca ambroksan var. Karabiber var. Bolca baharat var. Ama bunun farklı yönleri içinde içki notası bulunması. Ama bu içki notası o kadar çok tatlı, buzlu bir hava vermiyor parfüme. Çünkü yani içindeki aromatik otlar ve baharatların çok baskın olması. Bu Dior Savaş'a göre biraz daha maskülen, daha olgun bir parfüm. Biraz berber dükkanı havası var diyorlar ama bana o kadar berber dükkanı havasında gelmiyor. Yani o kadar sabunsu değil. Hatta Dior Savaş biraz daha sabunsu geliyor. Çünkü bir elime sıktım Dior Savaş'la karşılaştırmak için. Diğerinde de bu var. Bu sağ elimde Dior Savaş var. Bunda da L'Insomnie. Bu biraz Dior Savaş biraz daha sanki sabunsu geldi bana. Yani ikisini aynı anda koklayınca bu Dior Savaş daha sabunsu geliyor. Bu daha baharatlı. Hatta bundaki baharatlar biraz Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme'a benziyor ama ondaki kadar tatlı değil. Daha maskülen, daha keskin verilmiş. Ama o ilk başta o keskinlik ortalara doğru hafifliyor. Biraz daha böyle yumuşuyor. O içki notasından gelen hafif bir tatlılık yumuşatıyor parfüm ama yine de tatlılıkla alakası olmayan bir parfüm. Yani tatlı bir parfüm değil. Yani en çok algılanan notalar Fragrantica'daki oylamaya da baktım. Onda karabiber fazla vermemiş ama ben bolca karabiber alıyorum. Hani Dior Savaş'taki karabibere benziyor. Bol ambroksan var. Bir de en çok algıladığım nota defne yaprağı. O defne yaprağı biliyorsunuz hem baharatlı, yeşil, hafif keskin bir havası var. Yani bir de lavanta var arkadaşlar. Lavanta da bir aromatik dokunuş veriyor parfüme. Ama genel olarak bakıldığı zaman yani Dior Savaş biraz daha 20'li yaşlara hitap ediyorsa bu daha çok 30'lu hatta 40'lı yaşlara da giden bir parfüm. Biraz klasik havası da var ama yine de modern bir parfüm. Yani performansına gelirsek performansı yani ortalamanın üstünde diyebilirim. Bir öde tuvalet için iyi. Yani Dior Savaş kadar yani kapalı ortamda boğucu bir parfüm değil yani. Ama yine de parfüm de yani o kadar kötü bir yani öldürmeyelim. Parfümün performansı da o kadar kötü değil. Yani ortalamanın üstünde. Yani Lalique Encre Noir'dan falan daha iyi yani. Bir de bunun mevsimine gelirsek arkadaşlar. Mevsimi tam baharlık bir parfüm. Hani yazın içindeki baharatlar biraz fazla gelebilir. Kışın biraz zayıf kalabilir. Tam bahar parfümü. Yani hem günlük kullanıma uygun hem gece kullanıma uygun. Yani o baharatlı havası, buz havası. Biraz da ciddi böyle takım elbiseyle de giyebileceğiniz bir parfüm. Yani biraz sunumuna da gelirsek. Şişe tasarımı falan çok güzel. Ağır, şık bir şişe tasarımı var. Böyle pahalı niş parfümlerin şişelerine benziyor. Bayağı detaylarla ilgilenmiş. Zaten Lalique markası yani parfümlerin ikonik şişeleriyle meşhur. Kendi parfümlerinde de güzel şişeler yapıyorlar. Yani günlük hayatta kullanabileceğiniz ortalamanın üstünde maskülen hem modern hem maskülen nüanslar içeren. Yani fiyatına göre çok iyi bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ederim. Tam bir fiyat performans ürünü. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bugünkü parfümümüz Lalique L'Insomnie'ydi. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.